Değerli basın mensupları, bizi televizyonları başında izleyen çok sevgili vatandaşlarımız, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı sonrasında gündeme dair yapmış olduğumuz değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak için buradayım. Biliyorsunuz dün Türkiye'nin siyaset tarihine bir kara leke olacak bir saldırı gerçekleşti. Bu MYK'da da Sayın Genel Başkanımıza yapılmış olan bu saldırıyı değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin takınacağı tavır, dün Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi çok net ve kararlı olacaktır. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz Türkiye için özgürlükler mücadelesi veriyoruz. Biz Türkiye'yi çağdaş ve daha müreffeh uygarlıklar düzeyine taşıma mücadelesi veriyoruz. Biz bu mücadeleyi ve bu heyecanı 93 yıldır taşıyoruz. Bizden bu heyecanı ve bu mücadele gücünü kimse alamaz. Ve bu mücadele gücünün karşısında da hiç kimse duramaz. Biz de bugün MYK'mızda bir kez daha bu kararlılığımızı ve Türkiye için kurduğumuz hayalin önüne hiçbir kurşunun geçemeyeceğini bir kez daha konuştuk ve değerlendirdik. Türkiye'nin AKP tarafından ortaya konan bu rezil yönetim sonucunda geldiği nokta çok açık. Türkiye, saray rejimi ve bu rejimin uzantısı olan AKP iktidarı tarafından bir terör sarmalına teslim edildi. Saray rejimi kendisi iktidarda kalmak uğruna birçok canı feda etmeyi göze almış gözüküyor. Bugün yine şehitlerimiz var. Dün Mardin'de yaşanmış olan saldırıda kaybettiğimiz tüm canlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine sabır ve bütün Türk milletine de başsağlığı diliyoruz. Türkiye'yi bu noktaya taşıyanların kim olduğunun asla unutulmaması gerekiyor. Türkiye'yi 2002'de sıfır terörle teslim almış olan ve bugün her gün şehit verdiğimiz bir tabloyu ortaya çıkarmış olanlar AKP iktidarının kendisidir. Sorumlunun kim olduğu çok açık. 14 yıllık bir iktidar sonucunda bizi kana boğdular. Ve bu iktidarın bakanları Öcalan'a övgüler dizdiler. Bu iktidar terör örgütünün şehirlere bomba yığınağı yapmasına göz yumdu. Göz yumduğunu açıkça itiraf etti. Bu iktidar Türkiye'nin yasalarını ve anayasalarını teröristlerle bir masa etrafında bir meze ederek müzakere etti. Bu iktidar valilere teröre göz yumun emri verdi. Bu iktidar sınır kapılarında çadır mahkemeleri kurup eli silahlı teröristleri törenlerle karşılayacak kadar şirazesinden çıktı. Bu iktidar son bir yıl içerisinde 500'ün üzerinde şehit verilmesine sebep oldu. Bu iktidar Türkiye'nin hiçbir döneminde yaşanmadığı kadar Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin can damarlarında arka arkaya bombalar patlamasına ve bizlerin canlarımızı kaybetmesine sebep oldu. İşte bu suçluluk duygusuyla, işte bu çetecilik anlayışıyla dün bir saldırı gerçekleştirdiler. İşte bu suçu örtmek için sefil oyunlarını, o şehitlerin cenazelerini bir tiyatro sahnesine çevirmeye çekinmeden yapacaklarını da açıkça bizlere göstermiş oldular. Bizler işte bu sefilliğe karşı çıkıyoruz. Bizler işte bu acıları bir siyasi malzemeye dönüştürenlere karşı çıkıyoruz. Bizler bambaşka bir Türkiye hayali kuruyoruz. Ve bu hayali kurmaya ve gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya da son anımıza kadar devam edeceğiz. Bütün bunlar olurken suçluluğunu bilenler bir de saray soytarılarını karşımıza çıkartıyorlar. Saray soytarıları gelip bize şu cümleyi söyleyebiliyorlar. Ana muhalefet partisi liderine yapılanlar halkın takdiridir. Açıkça
suça azmettiriyorlar. Saray sortaylarıyla yetinilmiyor. Daha sonra adına Cumhurbaşkanı denenler çıkıp yalanlar üzerine inşa ettikleri siyaseti pekiştirerek devam ediyorlar ve vatandaşı suça azmettiriyorlar. İşte bizim karşı çıktığımız ve işte demokrasi uğruna mücadele verdiğimiz sistem bu sistem. Ne yaparsanız yapın, nereye kaçarsanız kaçın, hangi provokasyonu yaparsanız yapın, bizi demokrasiden, hukuktan ve bütün Türkiye'yi özgürlüklere kavuşturacak sisteme ulaştırmaktan asla alıkoyamayacaksınız. Bizler hukukun ve demokrasinin bize izin verdiği her zemini kullanarak bu mücadeleyi kazanacağız. Ve son güne kadar da bu mücadeleyi aynı cesur yüreklilikle devam ettireceğiz. Suçlular kendi suçlarını örtmek için yeni suç çetelerini sokaklara salıyorlar. Bir kez daha buradan ifade edelim. Bizler bu ülkenin sağduyusuna sonsuz güven duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Biz siyasetin sorun üreten değil, çözüm üreten bir zemine kavuşması için her tür çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Bizler Türkiye'yi bu zorba çetelere asla teslim etmeyeceğiz. Onlar sarayları için Türkiye'ye ölüm ve karanlık vaat ediyorlar. Biz ise Türkiye'deki bütün vatandaşlar için aydınlık, özgür ve demokrat bir düzen vaat ediyoruz. Öyle acı ki dün yapılmış olan adına protesto denen saldırı, taciz, adam yaralama, uyuşturucu taşıma gibi suçlar işlemiş olan ve bunlarla beraber özel harekat tişörtü giyerek o mekana girmiş olanlar tarafından işlendi. Soracağımız çok soru var. Yanıt almayı beklediğimiz çok mesele var. Tabii eğer suçluysanız ne yaparsınız? Suçunuzu örtbas edebilmek için önce o suçu ortaya çıkartacak hukuk sistemini sizin lehinize çalışacak şekilde düzenlemek istersiniz. Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha HSYK kararnamesiyle esasında bir saray kararnamesi çıkartıldı ve sarayın istediğini yapanlar terfi ettirilirken demokrasi için, hukuk için mücadele veren gerçek hukukçuların hepsi de oldukları yerlerden sürüldüler. Hangi oyunun oynandığını görüyoruz. Bu oyunun oynanmasına ve Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıracak bir sonuca ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bütün bunlar arasında bir de Cumhurbaşkanı yaz mevsimi geldiği için kadına hakaret sezonunu da açmış gözüküyor. Öyle ki hiç üzerine vazife değilken biz kadınlara nasıl yaşayacağımızı, yaşarken ne yapacağımızı söyleme yetkisini kendi görüyor. Buradan Türkiye'nin bütün kadınları adına kendine sesleniyorum. Sana ne? İstediğimiz gibi yaşarız. İstersek çocuk yaparız, istersek çalışırız ve yaşantımıza kimsenin müdahalesine asla izin vermeyiz. Biz Türkiye'nin kadınları içinde, Türkiye'nin çocukları içinde işte bu özgürlüğü, bu demokrasiyi ve bu geleceği hayal ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buyurun. Sizden alayım, sonra Miray Hanım'a dönelim. Bundan sonraki süreçte takılacağınız soru çok net ve kararlı olacaktır dediniz. Sonuç olarak alınmış bir karardan bahsediyoruz buradan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok somut bir 93 yıllık tarihi var. Bunun ötesinde herhangi bir somutluğu ifade etme yükümlülüğü olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye demokrasiyi getirmiş olan ve Türkiye'de demokrasiyi yeşertip daha da pekiştirecek bütün mücadeleleri vermiş olan aktördür. Bundan sonra da 93 yıllık tarihinde gösterdiği netlikle ve kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini ifade ediyoruz. Miray Hanım. Bazılarının dokunulmazlıklar ve ilgi analizi değişikliği konusunda
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmakla ilgili bir imza kampanyası başlattıklarını kendileri söylüyorlar. Parti içerisinde yeterli imza toplama girişimindeler. Bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorunuzdan başlayayım. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda tavrı çok net. Daha önce de ifade etti. Bu ifadelerde herhangi bir değişiklik ve bu duruşta herhangi bir değişiklik yok. Terörle mücadele adı altında adına çözüm denen süreçlerin nasıl başlatıldığı, nasıl yürütüldüğü ve sonuçlarının ne olduğunu Türkiye beraber yaşadı. Dolayısıyla şimdi bu süreçleri inşa etmiş, yıkmış ve sadece kendi siyasi geleceği için bunları yapmış bir AKP'nin, atanmış başbakanının söylediği hiçbir cümlenin bizim açımızdan bir ağırlığı yoktur. Yargıya yönelik yaptığımız eleştiriler, Türkiye'de her vatandaşın hakkının ve hukukunun korunmasına yönelik duyduğumuz endişeyle ilgilidir. Bu hak ve hukuk korunmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da dahildir. Sokakta bugün işini yapmak için otobüs durağında bekleyen vatandaşımız da dahildir. Hepimiz için, hepimize ortak kurallarla işleyen bir hukuk arayışı burada da kendini gösteriyor. Hukukun kendi alanına giren bir meseleyle ilgili benim burada açıklama yapmam doğru olmaz. Ancak partimizin kararlı ve mücadele gücü artmış bir şekilde Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirmek için daha da çok çalışacağını ifade etmek herhalde doğru olur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi en somut adımlarımız 93 yıllık tarihimizde var. Biz Türkiye'ye demokrasi getirmek için ne yapılması gerekiyorsa ve bunu yaparken eğer sistem bizi korumuyorsa kendimizi ve vatandaşlarımızı koruyarak, kollayarak bu mücadeleyi hukuki ve demokratik zemin içinde devam ettireceğimizi söylüyoruz. Burada herhangi bir somut adım tarif edilmesi yükümlülüğü yok. Bu bir mücadele gücü. Ve omuz omuza hep beraber bu işin yapılacağının ifadesidir. Peki, çok teşekkür ediyorum.